Türkan, sence nefret ediyorlar mı birbirlerinden? Bence mecburlar birbirlerine de, ben fikrimi Hayır. söyleyeyim. Bir mecburiyet var da. Hiç de mecburiyetim yok. Yani Mustafa'nın sana var evet, en azından. Evet, mecburiyet var. Ayrıyeten bu var. Televizyon niye izlemiyormuş? Yani niye yalan söylüyor? Dağda duruyorken de jeneratör vardı. Orada da televizyon izliyorlardı. Niye yalan söylüyorsun yenge bu konuda? Ben onun dediklerini duymayacağım. Sparta'dayken de vardı televizyonunuz 2014'te. Var mıydı televizyonunuz? Kesinlikle yoktu. O zamanlar Tabii, televizyon yoktu. Yalanlarını ortaya çıkarınca sen beni duyma zaten. Ben duymuyorum. Yalanlarını ortaya çıkarınca sen beni duyma zaten. Kaç gün gelmiş Didem Hanım? Benim hem de kaç gün durmuş gitti da televizyon söylüyor. Gitti mi daha? Gitti mi? Hani siz o... Daha gitti mi? Gördü mü televizyonu? Ya bırak sen biz geç o şu kaç televizyon aldık. Hani kadifeler yoktu. Şeyden sonra televizyon aldık. Daha da bile televizyon yoktu. Biz duşladığımız yerde bile televizyon yoktu. Ya yalan söyleme. Bir dakika, dağdayken kanepe alıyorsunuz, televizyon almıyorsunuz öyle mi? Hani 2010'da almıştınız kanepeleri? Geçen gün Isparta'ya varınca kanepe aldık dediniz. Niye yalan söylüyorsun? Ben öyle bir şey demedim. 2010'da vardı kanepem. Yoktu dedin ya. Ben var dedim, o yoktu dedi. Didem Hanım. Ha, yoktu dedin, evet. Ben öyle mi ayıp? Ne Didem Hanım? Didem bir bakalım biz ona. Bir yalanlarınız birbiri ortaya çıkıyor işte. Bu da çıktı. Bir bakalım onu, bir bakalım kayıtlara. Kayıtlara bakalım, adaleti olalım. Ben söylediğim şeyi unutmam, kusura bakma. Kayıtlara bakalım yani. O dedi ya, ben eve geldim de bana falan yok diyen kendisi. Yalanlarınız ortaya çıkınca kusura bakmayalım. Sen de onu destekledin bakacağım, ya. Bakacağım, kayıtlara bakacağım. Ben kafam karıştı vallahi ya. Dağdaydı dedin ya, destekledin ya. Ben sonra Şükür'ün yanındayım biliyor musun? Kimsenin yanında değilim yani. Kızının yanındayım yani. Yazık günah ya. Didem Hanım, ne olursa olsun o emmisi, amcası. Benim karşıma çıkarmayın. Ya sen geç o işi. Sen geçen de kendi ağzında demedin mi amcasını kızıyor. Sevmez diye? Amcasıyla muhatap olmaz diye? Amcasını bile sevmez değil. Tek kişi var. Bence dedesiyle babaannesi. Ben korumuyorum. Bak tek koruduğu kişi onlar biliyor musun? Ben bunu amcam söyleyebilirim. Amcam bana benim umurumda da değil yok, yani. Amcana, sen de değilsin. Yok. Yani tek koruduğu nenesi Türkan. Bir de onlar da biliyor Didem Hanım. Yani bana söylediği laflar onlar da biliyor. Onları bile koruyamaz. Kusura ya bakmasın. Ya sus be, yalan söyleme. Neyi biliyorlar? Sus, yalan Didem söyleme. Herkese söyledi, yalan. Onlara da yalan yani saydırdı. Beni ilandırdı. Eğer o insanlar bilseydi sormazlardı zaten. Duydun mu bak? Nasıl yalan söyleme. Yalan söyleme. Hiç yalan Aynen. söyleme. Ama senin babaannen de kandırmış. Hiç yalan, o insanlar eğer bilseydi Tahsin'e Yasin'e sorup durmazlardı çocuklarda Aynen. diye. Niye Fatma'ya demiş? Onlar bildiği için mi sana sordular evet. Konya yalanlarını uydurduk? O zaman niye şimdi oğlu yani kaybettik. Niye demedin madem niye götürürken doktora diyor, bu çocuk hamilesi bir şey yapma diye? O zaman niye diyor dedi bana. Senin aklına gelmiş mi? Gelmemiş ya. Demek ki onların da aklına gelmemiş. Bak burada nasıl konuşuyorsun? Cevap veriyorsun. Sakin ol. Mustafa'nın verdiği tepkileri verme lütfen bana. İşine gelmiyor değil mi? Bak anlayacağım seni. Senden de şüphelenmesi, ondan da şüphelenmesi normal. Ama bana şu anda Mustafa gibi tepki verme rica ediyorum ya. Allah Allah ya. Benim çocuğum bana söyleyemez. Bak çocuğumu bir gün olsun yanında durutmadılar. Bak onu katılıyorum sana. O başka bir şey. Çocuğum tutup 10 yıl neredeydin? Bana her şeye sorabilir. Ama çocuğum ona hiç bir şey söylemez. Neredeydin 10 yıl? Çocuğuymuş. Ne yüzle ağzını alıyorsun ya? Hangi hakla ağzını alıyorsun o çocuğun adına? Annesi çocuğun değil miydi ya? Şimdi mi aklına geliyor çocuğun Aynen. senin? Ya bir şey söyleyeyim bak. Fatma'nın dediği tek aklı şey şu var. Çocuk kaybolmuş. Tamam mı? Ondan sonra... Ya siz sahip çıktınız çocuğuma. Şimdi ne kadar siz baktınız? 10 yıl ya. Ben bunu sadece sana söylemiyorum Türkan'cığım. Biz Dedene bakmışız. Söylüyorum. Demek ki biz arıyoruz. Aynen. Baksana. Aynen. Bakmışız demek ki. Babaannene söylüyorum. Çok baktınız. Bakmadılar mı senin? Yani bakmadı mı çocukların senin? İlgilenmediler mi? Belki bir şey olurdu. Yaşamadı bu kadar gecikmezdi. Biz bakalım diye mi doğurdun sen ona? Biz bakalım diye mi doğurdun? Benim doğurduğuma başkası mı bakıyor? Dört çocuğuma evet, da ben bakıyorum. Evet, bakıyor. Başkası doğursun diye bakma. Dizenginden şey, senin yatarım. Doğurmadım ben. Oturdun yerden ben bana bakıyorum çocuğuma. Erken öyle demiyordum. Ana yerde oturuyor. Çocuklarına baktı da kendin de çalış. Bana diyorsun ya. Sen çalışaydın da bakaydın madem. Ben çalıştım. Sen çalıştın. Bu kızıma böyle gelmezdi. Ha.
Sen katil kim Türkan? Sen gibi oturuyorsun işte, ben de katil oturuyorum mi? Şimdi. Katil kim? Ben yaştayken çalışıyordum katil ben. Katil yengen söylesin Didem Hanım. Bu zamana kadar susmuş madem şimdi söylesin, kendisi biliyor. Katili çok iyi biliyor kendisi. Eğer ben, amcam götürseydi o çocuğu, tamam mı? Sizin derdi ki, bak derdi ki. Sizin... Yapma derdi insan. Sen döveceğini bilmiyor musun? Yapacağını bilmiyor musun? Kaç yıllık kocan seni? Bilmiyorum. Nasıl yolladın? Nasıl yolladın ya? Şimdi biz Harak vatandaşlarımıza neyi, sorduk dedik neyi ki. Neyi biliyorsun Fatma sen Fatma ya? Ne kadar sürekli biliyor? Ya hatırlamıyorum. Fatma, ya bilmiyorum. Bir dakika. Fatma ne kadar biliyor? Ben şunu söylüyor. Bak Fatma şunu söylemeye çalışıyor da kendini çok ifade edemiyor. Tamam diyor ama diyor bana bu sorduğunuz soruları zamanında hadi ben gelindim, eldim, bilmem neydim, öyleydim, iyi anne değildim, çocuklarıma şey yapıyordum, iyi gelin olmadım. Bunları zamanında neden amcanıza sormadınız, neden amcanızı sıkıştırmadınız? Çünkü katil o diyor. Doğru mu anladım? Aynen. Ama vatandaşlarımız da diyor ki öyle şeyi verelim. Çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler cevapladığınız için. Fatma kızına Mustafa'nın zarar verdiğini biliyor mu diye soru sorduk. %89'u evet biliyor, %11'i de evet bilmiyor diyor. Yani herkes senin öncesinde... O zaman yani, konuşsunlar dedim hanım bilenler. Peki özür dilerim ama Fatmacığım şimdi sen bak yayın burada yayında şimdi kamera... Tamam Didem Hanım ben neden söylemeyeceğim oldu olan şeyi? Hayır izleyiciler niye ben böyle düşünüyorsun? Ben ne için söylemeyeceğim? İzle... Ben her şeyimi... Ben de size bunu soruyorum o zaman bunu da sorun. Neden saklayayım? Sen de Zeynep'le yaşasın diye mi saklayayım? Ne için saklayayım? Neden insanlar böyle düşünüyor peki? Benim yaşamım kimse bilemez. Saklama bir şey o zaman, anlat ben her şeyi. Ben o mesela o kadının her şeyini yaşadığını biliyorum. Ama benim evladımı kaybetmemiş insan bilemez. İnsanların en son, hep en çok hepimizin takıldığı en büyük soru şu. Diyor ki bir insan, bir tane çok sevdiğim biri de şu anda bana yazıyor, okuyamadım da. Bir insan diyor, kızının diyor, yavrusunun diyor, 15 yaşındaki çocuğunun diyor, hamile olduğunu diyor. O da aynı şeyi soruyor tahmin ettiğim gibi. Niye hiç diyor, niye diyor, sormamış diyor. Baba yani niye diyor babasının yaptıklarını çocuğa sormamış diyor. Bak o da Filiz Hanım da aynı şeyi soruyor. Çok sevgiler, selamlar Filiz Hanım. Gerçekten diyor Didem ki. Hanım, neden soruyorsunuz bunları? Hayır şunu soruyor herkes. Didem Hanım millet bir şey varsa duydu zaten artık... bak ben size yasak koydum. Benim saklandığımı da... Neden saklanıyor milletten? Neden? Mustafa'dan saklanıyorum dedim bize. Her türlü var. Yani her şeyimi çıkardım evde lan. Gerçekten şeye bakmasından mıktım uzandım. O zaman sen de Mustafa'nın her şeyini ortaya çıkar da. Bilsem çıkarırım zaten. Hiç kusura bakmam. Senin gözün yaşına bakmıyor ya. Bir de ekranlara çıkıyor diyor ki beni yakarsan seni yakarım diyor. Yakarım ben her türlü. Onun korkusunda korkum da yok.